Gizli Masal Şatosu'ndan bir masalımız var. Devler, büyücüler, kahramanlar sihirli bir dünyaya davet ediyorlar. O zaman başlasın şatodan masallar. Bir varmış, bir yokmuş. Yoksul köylerin en yoksulunda yoksul mu yoksul bir aile yaşarmış. O kadar yoksullarmış ki ekmek yedikleri gün su içmez, su içtikleri gün ekmek yemezlermiş. Malları mülkleri yokmuş ama çocukları çokmuş. Bir süzgecin ne kadar çok deliği varsa onların da o kadar çok çocuğu varmış. En büyük şansları büyük kızlarıymış. Diğer kardeşlerini eğitir, onlarla ilgilenirmiş. O aileye acıyan köyün ağası yoksul adamı yanına çağırır. Evlat, şu tarlayı al. Üstüne bir ev yap. Geri kalanını ekersin, biçersin, çoluk çocuğunun rızkını çıkartırsın, demiş. O gün yoksul ailede sevinç bir bahar rüzgarı gibi esmiş. Herkes mutlu yarının rüyasını görmüş. Ertesi gün yoksul köylü tarlaya gitmiş. Evin temel çukurunu kazmaya başlamış. Derin bir çukur oluşturmuş. Akşam olduğunda ise çukurun çevresini çitle saracak bir şey bulamadığı için öylece bırakmış, evine dönmüş. Gece kötü bir olay olmuş. Tarlanın yanında bulunan zengin komşunun ineği çukura düşmüş ve hayatını kaybetmiş. Yoksul köylü komşusundan özür dilemiş. Biliyorum çukuru kapatmam gerekirdi ama gece kimse uğramaz diye düşündüm demiş. Ne dediyse zengin köylü bir türlü ikna edememiş. İneğin bedelini istemiş. Yoksul köylünün ise verecek parası yokmuş. Aralarında anlaşamadıkları için ağanın karşısına geçmişler. Ağa her iki tarafı da dinlemiş. İkisine de hak vermiş. Size üç şey soracağım. Bu sorulara en iyi yanıt veren davayı kazanır. 1. Dünyadaki en şişman şey nedir? 2. En hızlı şey nedir? 3. En iyi şey nedir? Düşünmeniz için size 3 gün süre veriyorum, demiş. Kibirli zengin köylü bu sorulara en iyi yanıt verebileceği düşündüğü için hiç endişe etmemiş. Ama fakir köylü kara kara düşünmeye başlamış. Neye sıkıldığını anlayan büyük kızı yanına gelmiş ve "Üzülme babacığım, ben sana yardım ederim," demiş. Gerçekten de yardım etmiş. 3 gün sonra fakir köylü ile zengin köylü ağanın karşısına geçmiş. İlk olarak kibirli zengin köylü cevap vermiş. "Efendim, en şişman şey benim beslediğim domuzdur. Her yeri yağ içinde keratanı." demiş. Fakir köylü ise "Dünyadaki en şişman şey topraktır." demiş. İkinci soruya cevabım dünyadaki en hızlı şey benim atımdır. Rüzgar gibi gider. Hayır demiş yoksul köylü. En hızlı şey düşüncedir. Üçüncü soruya yanıtım en iyi şey efendim sizin iyilikseverliğinizdir. Demiş zengin köylü. Yoksul köylü ise şöyle yanıt vermiş. Dünyadaki en iyi şey doğadır. Bakın ne kadar kötülük yapıyoruz ama yine de yaşamaya devam ediyoruz. Ağa yoksul köylünün cevabını beğenmiş. Davayı o kazanmış. Ama zengin köylüye de haksızlık etmek istememiş. Sürüsünden bir ineği de zengin köylüye armağan etmiş. Gökten tam 3 tane elma düşmüş. Birisi sizin başınıza, biri bu masalı yazana, bir diğer ise tüm masal seven çocuklara. Hoşça kalın.